Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızın adı İstanbul'dan Kaçış ama ilk videomuzu İstanbul Bostancı'daki evimizden gerçekleştiriyoruz. Henüz İstanbul'dan kaçabilmiş değiliz. Bu macerayı en başından itibaren sizlerle yaşamak istiyoruz. Hayatımızla alakalı radikal kararlar aldığımız bir dönemdeyiz. İstanbul'dan göç kararı aldık. Şu anda bu maceranın ilk adımındayız. Eminim ki birçok insan bizim gibi, özellikle metropol şehirlerde yaşayan insanlar, daha sakin bir hayata geçişin hayalini kuruyordur. Biz de bizimle ortak hayalleri olan insanlara hem paylaşımlarımızı aktarmak hem de ilham olmak istedik. Neden taşımak istiyorsun Filiz? Neden taşınmak istiyorum? İstanbul çok güzel bir şehir, çok da seviyorum. Ama yaşaması çok zor bir şehir. Ne seni zorluyor mesela? Çok kalabalık. Yani hafta sonu sahile indiğimizde oturacak yer bulamamak. Güvenlikten dolayı tedirgin olmak. Yani aslında İstanbul'un güvenli bir yerinde oturuyoruz. Bostancı'dayız. Ama yine kapın açık yatamazsın. Tabii ki hayat yani sadece burada akmıyor bizim için. Farklı yerlere de gidiyoruz elbette ki, gitmek durumundayız. Başka? Yani daha sağlıklı beslenebiliriz. Daha organik beslenebiliriz. Biraz daha ucuz bir hayat olabilir. Burada her şey çok pahalı çünkü. Kiralar çok yüksek. Değil mi? Evet, belki düzenli alışveriş ettiğimiz yerlerde bu uzun süre İstanbul'da da otursak belki yapılabilir ama komşuluk ilişkilerimizi daha ufak bir yerde daha sağlam kurabileceğimizi düşünüyorum. Pandemiyle birlikte iyice eve girip, değil mi? Bostancı'ya geldik, biraz dışarı çıkarız, dolaşırız, sahile aynen yakın oluruz aynen diye. Pandemi patladı ve komple eve kilitlendik, kilo aldık. Mia 1 yaşında ve henüz hiç yaşına çok yakın bir çocuk görmedi. Çünkü kimseyle görüşemiyoruz, aynen, tedirgin daha edici. Hiçbir çocuk İstanbul'da görmedi. Vakalar hep çok yüksekti, çok kalabalık olması nedeniyle. Her taraf pis. Yani sahile iniyorsunuz, her taraf çekirdek. Kola kutusu, ne bileyim plastik tabak, bardak. Yani bunlar bizi çok yoruyor. Ben çok uzun zamanda alışveriş merkezlerinde çalıştım. Ve artık bastığım zemin değişsin istiyorum. Toprağa basmak istiyorum gerçekten. Evet, toprağa basmak istiyoruz. Sahile iniyoruz toprağa basabilmek için. Yani ufak bir çim alanda, bir ağaç gölgesinde milyonlarca insanla aynı anda hani eğlenelim diye. Yani geçen gün kızımız ufak bir yerde yemeklerken bir tane izmarit bulup ağzına götürmeye çalıştı. Yani bu çok huzursuzluk verici, çok huzursuz edici bir şey. Çok rahatsız edici. Aşırı kalabalık bu şehrin depreme de çok hazır olduğunu düşünmüyoruz. Açıkçası bu da bizi çok korkutuyor. Bu deprem gerçeğinden dolayı da biraz şehir dışına işte tek katlı ya da iki katlı müstakil sadece kendi oturacağımız bir eve taşınmak istiyoruz. Çok uzun zamandır eşim de ben de çalışıyoruz ve birbirimize vakit ayıramamaktan yakınıyorduk aslında. Yoğun tempoyla çalışmamıza rağmen ne uzadık ne kısaldık açıkçası. Gördük ki ancak günü kurtarabiliyoruz. Aslında pandemi süreciyle birlikte günü de kurtaramamaya başladık. Şartlar iyice ağırlaştı. Kalabalıktan daha çok korkmaya başladık. Dışarı çıkamamaya başladık. Ben 84'lüyüm, eşim 85'li. Bizim kuşağımız çok güzel bir çocukluk yaşadı. İstanbul'un daha ölmediği zamanlarındandı. Dalından meyve yiyebiliyorduk, mahalleye çıkıp işte saklambaç oynuyorduk, misket oynuyorduk,
toprağa basabiliyorduk, denize girebiliyorduk. Daha aslında özgürce yaşayabiliyorduk. Daha temizdi, daha güzeldi. Komşuluk vardı ve güvenlik problemi de yoktu. Geç saatlere kadar sokakta kalabiliyorduk. Elimize tutturulan salçalı ekmekler, hamur kızartmaları. Yani güzel bir çocukluk yaşadık. İlk taşınma isteğimiz çocuğumuzun da güzel bir çocukluk yaşaması. İstediğimiz gibi yaşayamamaya başladık. Dört duvar arasında artık ufuk noktasını görmeden yaşamaya başladık. Doğaya çıkamadan, toprağa basamadan, temiz bir havada oh diye içine çekemeden ömrümüz geçmeye başladı. Biz burada bu şekilde bir hayat sürmek istemiyoruz. Bu yüzden de İstanbul'dan kaçma kararı aldık. Öncelikle bahçeli olması gerekiyor. Yani bahçesinde havuz olursa çok mutlu olacağız. Yoksa da yani kendimiz artık şişmemiş mi bir havuz alıp koyacağız. Sobi bahçesi gibi ekip dikebileceğimiz. Ekip dikebileceğimiz bir bahçesinin olması lazım. Ayrıca işte kümes koymak istiyoruz. Muza da organik yumurta yedirebilmek için. İşte aynı sebeple zaten ufak bir hobi bahçesi kurmak istiyoruz. Kendi yiyeceğimiz kadar sebzemizi, meyvemizi yetiştirebileceğimiz. Yani ufak çaplı tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz ama bu ticari amaçlı değil. Yani belki iki tane koyun alıp onları büyütüp kendi etimizi de bir şekilde üretebiliriz. O yüzden deniz kenarı bir yer olursa daha da iyi olur. Ama tabii öncelik içinde değil. Bir yer ararken bunlara göre. Aslında şu anda tamamen karar aşamasında ve biz bir şehirde karar kılmış değiliz. Sadece İstanbul'dan gitmeye karar verdik. Ama taşınacağımız şehrin aslında yapısına göre yapmak istediğimiz şeyler değişkenlik gösterebilir. İlerleyen videolarda göreceksiniz. Yani heyecanlanıyoruz birbirimize devamlı. İşte ev bulduk, işte baksana burası olur mu? Biri Samsun'da, biri Tokat'ta, biri Konya'da, biri Manisa'da. Adapazarı'nda. Ne bileyim, biri Adapazarı'nda, biri Eskişehir'de, biri İzmir'de, biri Ayvalık'ta, biri Kaş'ta. Hangisi bizim için uygun olacak, hangisine gidebileceğiz şu an bilmiyoruz. Amacımız içinden eliye eliye üçe indirip üçünü de sizinle birlikte gidip incelemek ve içinden birini seçip oraya yerleşmek. Evet, o da ayrı bir video konusu. Evet. Gelelim fasulyenin faydalarına. Biz bu şekilde bir hayat kurmak istiyoruz ama yani tuzumuz kuru değil. Köşede birikmiş bir paramız yok. Ailelerden gelen bir şey yok. Yani her şeyi kendimizin yapması. Çarkı bir şekilde devamlı çevirmemiz gerekiyor ilerleyebilmek için. Yani evet, düzenli giderlerimiz için bir yandan da aslında düzenli bir gelirimizin olması gerekiyor. Evet, bu nedenle de bir iş planı belirlememiz gerekiyor. Aynen. Aslında daha önceden farklı bir amaç için belirlediğimiz iş planı bizim bu hayalimizi daha önce gerçekleştirebilmemizi sağlayacak gibi gözüküyor. Evet, bu yani iş planından İstanbul'dan gitme hayali emeklilik hayali gibiydi. Evet. Ama daha farklı, daha erkene çekebilmemizi sağladı. Aslında bu pandemi süreciyle birlikte biraz şekillendi. Çok basit anlatmak gerekirse, eşim satış üstüne, ben de reklam üstüne senelerce çalıştık. Ben de eşim de çok fazla firma tanıyoruz, çok fazla üretici tanıyoruz. Kendimiz bir marka oluşturup kendi ürünlerimizi internet üzerinden satmak istedik. Ve bu konuda bazı girişimlerde bulunduk. Fant diye efendi, isimlerimizin baş harfinin içinde olduğu Filiz ve Deniz. Fant diye bir şirket kurduk ve internetten satışlar yapmaya başladık. Pandemi sürecinde bu sokağa çıkma yasaklarından etkilenmemek için işi ofisimizden evimizin arka balkonuna taşıdık. Yani arka balkona taşındığı zaman gördük ki bizim bu işimizin devam edebilmesi için tek gerekli şey kargolara yakın bir yerde oturmak. Evet, evden yürütülebiliyorsa aslında bizi İstanbul'a bağlayan çok ciddi bir şey olmadığına karar verdik ve hayalimizi erken çekme çekmenin uygun olacağını düşündük açıkçası. Yani şirketimiz gene İstanbul'da kalacak. Büyük ihtimal biz ayda bir İstanbul'a gelip geri döneceğiz.
Bizim üreticilerimiz Türkiye'nin neresinde olursak olalım ürünlerimizi bize gönderiyor. Dediğim gibi sadece kargoya yakın bir yerde olmamız bizim için yeterli oluyor. Bu bağlamda da Fund bizim bu İstanbul'dan kaçışımızın ana sponsoru oldu. Evet. Bundan sonraki videolarımızda nereye olacak? Öncelikle yeni yaşayacağımız yeri birlikte bulmamız gerekiyor. Bununla ilgili videolar olacak. Taşınma videolarımız olacak. Oraya gittiğimiz zaman bir adapte sürecimiz olacak. Bunu sizinle paylaştığımız videolarımız olacak. Yani burada şunu eklemek isterim. Biz kendi yaşam şeklimizi ve standartlarımızı seviyoruz. Sadece bunu daha kırsal bir alanda, daha biz bize, daha temiz, daha doğa içinde yaşamak istiyoruz. Bu hayatında her anını size bir şekilde sunmaya çalışacağız. Uçurtmalar yapacağız, çocuğumuza oyuncaklar yapacağız, köpeğimizle oyunlar oynayacağız, bahçemize ekeceğiz, tavuklar alacağız, kuzu alacağız, belki bir havuz yapacağız. Yani içerik olarak bayağı zengin olacağını düşünüyorum. Evet, ilk videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım ne yapmak istediğimizi size açıklayabilmişizdir. Bu sizde de bizdeki gibi bir merak uyandırmıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.